Mesela Hollanda'ya mı gitmek istiyorsun? Hiç gerek yok. Diyarbakır'a git. Aynen aynısı. Vallahi aynısı. Bizde de yasal. Yasal her türlü bulursun. İzmir'de benim gözümde Hawaii gibi. Tam bir Hawaii. Çeşme var, tatil yeri. Rahatlar, beyefendiler. Trafik var, çok sıkışık değil. Gittik, içmişler. Bir kavga çıktı. Ben hayatımda böyle kavga görmedim. Yemin ederim biri diyor ki, git kendine SSK'lı bir iş bul. Kavgaya bak. Bu da diyor ki karşısındaki, siz bana serseri diyemezsiniz beyefendi. Bak gece gece zaten içmişim. Bana bulaşma, git kendine sigortalı bir iş bul. Siz benim toplum içinde serseri olduğumu ima edemezsiniz beyefendi. Biz böyle bakıyoruz. Ben zaman tutuyorum. Diyorum bunlar ne zaman kavga edecek? Böyle kavga olur mu ya? Böyle kavga olmaz. Bu adamı bizim burada da kimse dövmez. Git kendine SSK'lı bir iş bul. Ya mi? Ben bunu döveceğim de. Bu haklı ya. Dövemezsin ya. Bu çok güzel bir beddua gibi. Git kendine SSK'lı bir iş bul. İnşallah abi. Dövemezsin. Böyle kavga olmaz. Mesela bizim orada bir kavga anlatayım. Herhangi bir sebep yürüyorsun. Biri geldi omuz çarptı. Puff, sen kime omuz çarptın oğlum? Sen çarptın lan ibne. Sen bekle ben birazdan geleceğim. Gider abisini alır gelir bunu döverler. Bu gider büyük büyük abisini alır gelir bunları döverler. Bu gider büyük büyük abisini alır gelir bunları döverler. Bu gider büyük büyük abisi ki vardır. Alır gelir bunları döverler. Bu gider büyük büyük abisinin amcasının torunlarına yemin ederim olayı bir tutar. Show TV'ye kadar çıkar ya. Diyarbakır'da aşiret kavgası çıktı. Şu arkamda gördüğünüz arazide iki aşiret birbirine girdi. Kavga dediğin böyle olur. Eyvallah. Adana'ya gittik hoca. O kara hala peşimde. Böyle yapıyor. Yusuf Bey, küfretmiyoruz değil mi? Tedirginlik hissetti. Ben de öyle bir potansiyel algıladı herhalde. Lütfen küfretmiyoruz değil mi? Bak yemekteyiz. Şırdan yiyoruz. Bana diyor küfretme. Dedim abla bir bak. Hele sen buna bir bak. Yemeğine bir bak ya. Zaten ben şurada küfür yiyorum. Küfür bu. Tam tadı çok güzel ama bu nedir? Tövbe estağfurullah. Yani... Adana burası beni deli etme. Sizin 01 diye diziniz var ya. Mesela 01'i izleyenler bir size özetini yapayım. 01'in özeti komple şudur. Allah'a emanet abi. Dizi komple bu. Abi. Bana diyor küfretmez. Ama sonra bir güzel dizi ben sevdim. Bizim oraya da benziyor, Diyarbakır'a benziyor. Mahalle kültürünü anlatıyor. Beni sardı fakat senaryoda büyük tutarsızlıkları var. Mesela bir bölüm onların liderleri var, Savaş. Geliyor diyor ki, bundan sonra mahallede karı kız satılmayacak. Uyuşturucu yok, beyaz yok. Karı kız ticareti yok. Ama herkesi bıçaklayabiliriz. Ne kadar mantıklı. Hatta böyle iki tane hayat kadını var zorla çalıştırılıyor. Bunlar da gidiyor kadınları kötü adamların elinden kurtarmaya. Yani pezemeklerin elinde almaya gidiyorlar yani. Gidiyorlar kadınları kurtarıyorlar. Memlekete gönderiyorlar. Güzel bir şey kadınları koruyorlar. İkinci bölüm parayı buluyorlar. Karıya gidiyorlar ya. Ulan hani karı kızı koruyacaktık? Ne oldu bir anda? Savaş abi. Biz kime gideceğiz? Ama dizi film sor, sahne sanatları gibi değil yani. Birkaç deneyim oldu. İki tane sinema filminde oynadım. İzlememişsinizdir. Biliyorum çünkü ben de izlemedim. Hani IMDb'de 2.1 var ya. Bok gibi komedi filmleri. Gül gül. Aynen öyle. Vallahi çok güzel. Ben para için oynadım abi. Gerçekten para için oynadım. Çünkü faturalarımı ödemem lazım. Yani iş gelmiyor çok fazla. Yönetmenle buluştuk. Ulan böyle heyecanlıyım, şeyim, hiç bir deneyimim yok, tecrübem yok. Böyle bir tip bana diyor ki, Bilal'cim, efendim, senin için çok güzel bir rol var benim kafamda. Ne var? Hani böyle doğudan gelmiş. Ya bir siktir git ya. Hep ben doğudan gelmiş. Hep ben acı çeken. Ya kardeşim ben Kürt'üm diye acı çekmek zorunda mıyım? Yo Bilal'cim. Ben senin gözlerindeki o acıyı gördüm. Ya benim gözümde acı yok. Vallahi benim hayatım çok güzel.
kariyerin peşinde koşuyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, pozitifim, mutluyum. Yo. Senin gözlerinde acı var. Ya yok. Bana affedersin bir sefer yavşak rolü ver ya. Bana verdiği rol hecra. Doğduğum günü bilirim. Diğer günlerde aklıma gelmiyor. Aklıma gelen tek şeyse yüreğimin acısı. Ulan bir saat oyna, iki saat oyna bitmiyor. Şimdi ben sahne sanatlarına alışkınım. Aynı zamanda sahne sanatları mezunuyum. Biz buna bir seferlik bir sanat deriz. Yani tek seferlik bir sanattır. Mesela şimdi kameralar var. Normalde bu sinema olsa keseriz. Arkadaşlar alkışlayın deriz. Bir daha çekeriz. Bu öyle bir şey değil. Buna başlarsın ve biter. Kestik, ölçtük, biçtik, başa aldık, close up, yakın aldık, uzak aldık. Yok ulan 8 saat geçmiş. Ben hala sette böyleyim ya. Doğduğum günü bilmiyorum. Diğer günlerde aklıma gelmiyor. Ya ben artık gidebilir miyim ya? Kestik, yakın alacağız. Ya yakın nedir ya? Oğlum kaç sefer oynayacağım? Doğduğum günü bilmiyorum. Bitmiyor. Sonuç mu? Sonuç olarak arkadaşlar paramı alamadım. Ama zenginler de mutsuz. Bir tane zengin kız arkadaşım vardı. Kadınlarla arkadaş da olabiliyorum. Çünkü Kadıköy'de oturuyorum artık. Öğrendim. Ama bazen aklıma geliyor, ulan diyorum acaba. Neyse testosteron, beni rahat bırak. Erkekler anlar beni bu konuda. Çok zor kadınlar arkadaşlar. Çünkü bazı kadınlar vücudunun belli uzuvlarıyla konuşuyor. Mesela göğüslerle konuşan kadın var. Merhaba Yusuf, nasılsın? Valla ben iyi değilim. Sen beni mahvettin. Bir dur, ben sen arkadaşın olacağım ya, yok. Biz bilmiyorduk o kadar zengin olduğunu. İstanbul Üniversitesi'ne ilk geldiğimiz zaman tanıştık. En yakın arkadaşım Baran'la birlikte geldik. Rich'in evine fakirler gidiyor ya. Aynen öyle dedim. Baran bu nedir ya? O zaman tabii her evde böyle kocaman LCD'ler yok, L koltuk yok. O orta sehpa var ya, her evde o zamanlar yok. Onlar da vardı. Acayip değişik şeyler var. Kocaman LCD var. Orada langırt var. Bilmem ne, değişik koltuklar var. Orada türlü içkiler var. Magazin dergileri var. Bir sürü DVD'ler var. Cartlar var, şutlar var. Ya ben senin LCD'ni öpebilir miyim ya? Benim bunu öpmem lazım. Kız bize dedi ki siz evi sevdiniz. Siz bende kalın, benim İzmir'e gitmem lazım. Gitti. Bizim gibi iki Kürt'ü eve bıraktı. Dedim Baro ne yapacağız? Dedi hemen önce langırt. Çünkü o langırt o zaman bizim için şey, hani para atman lazım. Her yerde görmüyoruz. Deli gibi langırt oynadık. Oradan sonra PlayStation taktık. PlayStation oynuyoruz. İçkiler var dedim. Baro her türlü içkiyi denememiz lazım. Şey moduna girmişti böyle. Bu ne? Archies. Archies belki boktan bir içki ama biz bilmiyoruz. Likörler, cartlar, cırtlar, onu iç artık acıktı dedim. Baro yemek yememiz lazım. Açtım dolabı, böyle bir dolap göremezsin. Domuz eti buldum. Dedim Baro burada domuz eti var. Dedi oğlum domuz eti haramdır. Dedim domuz eti fakirlere haramdır. Zenginlere helaldir işte var. Domuz eti yiyoruz, onu pişirdik falan filan yedik. Sonra karın doydu ya, Baro bana diyor ki, Bende Adıyaman tütünü var, sana bir Adıyaman tütünü sarayım. Dedim oğlum burada Arizona tütünü var. Sikmişim Adıyaman'ı yeter ya. Boş ver, gel bunu içelim. Onu içtik, en son uyuyacağız. Artık uyku vakti geldi, evde iki tane güzel yatak odası var. Biri 24 saat karanlık oda, bir de kızın kendi çift kişilik yatağı var. Baro diyor ki ben orada yatacağım. Diyorum ben yatacağım. Sen diyor orada yat, yok diyorum ben orada yatacağım. Sebebi çarşaf. O kadar çok sevdi ki çarşafı. Mesela uyku probleminiz mi var? Fakirsin. Evet, fakirsin. Vallahi ondan. Böyle bir çarşaf göremezsin. Çarşafa elliyorsun. Çarşaf böyle kayıyor. Ulan yatağa giriyorsun. Böyle bir yatak yok. Yatak seninle ilgileniyor. Size hikaye anlatayım Yusuf Bey? Anlatsana. Yatak çok güzel. Baro diyor, ben yatacağım, ben diyorum, ben yatacağım. En son kavga ettik, ikimiz yan yana yatmaya karar verdik. Bir de yaz ayı çıplak. Sonra bir gün kız geldi eve. Biz yine her gün takılmışız, bizi yakaladı. Ya diyor, bana söyleyebilirdiniz. Biz İzmirliyiz yani. Sıkıntı yok. Nasıl, valla diyoruz, valla yataktan ya. Nasıl açıklayacağız? Zor. Zengin evi tuhaftır. Mesela zengin arkadaşlarınız varsa zengin evine gittiğiniz zaman sağda solda bırakılmış paraları görmüşsünüzdür. Böyle 5 lira var, 10 lira var. Değil mi? Onları almayın. Onu söyleyeyim. Şimdi ne zaman gitsek sağda solda para var. Bunu gören fakir zihniyeti şey düşünüyor.
Kesin bizi test etmek için koydu ha. Değil mi? Yalan mı?